Evet, Şile'de TOKİ mağdurları da dahil olmak üzere çeşitli yurttaşlarımızın tepkilerini yansıttık sizlere. Bu bize şunu gösteriyor aslında. Sokağın sesi, hani daha önceki seçimlerde korkuyorlar vesaire gibi değerlendirmeler yapılıyordu. Hayır efendim, sokağın sesi bu sefer son derece gür ve net. Ben hani bu böyle düşünüyorum, seçime de yansıyacağı kanaatindeyim ama tabii bilimsel olarak bunun açıklanması gerekiyor. Profesör Sencer Ayata bizlerle birlikte 24-26. dönem CHP milletvekili, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk, sağ olun. Kanaatim doğru mudur bilmiyorum ama sizin elinizde zannediyorum veriler de var. Buradan başlayalım. Bu sokağın sesi, yani ekonominin can yakması bu kez seçimde hissedilecek galiba, ne dersiniz? Şimdi dışarıdayken bütün programı ayrıntıyla sizden dinledim. Benim için de çok faydalı oldu. Sokağın sesini çok güzel yansıttınız zaten. Şimdi ben hemen şunu ekleyeyim. Ekonominin bu halde olduğu girdiğimiz tek seçim bir tek 2009. Ama 2009'da da çok yüksek bir büyümenin ardından, yani daha önce 57. hükümetin yaptığı reformlarla ekonomi çok ciddi bir ivme kazanmıştı ve çok büyümüştü. Cumhuriyet ortalamasının ortalamasına çıkmıştı o 4 senede. Kriz hemen onun sonunda geldi. O bile çok can yaktı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları bütün popülaritesine rağmen hatırlarsanız 38,5'a kadar düştü. Şimdi bu durumla karşı karşıyayız ama ekonomi zaten birkaç senedir patinaj yapıyor bu sefer. Onun için bu boyutunu dikkate almamız lazım. Şimdi burada ekonomiyle ilgili ben birkaç noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Şimdi bunlardan birincisi şu. Ekonomi toplumun bütün kesimlerini ilgilendiriyor bu sefer. Yani sadece dar gelirliği değil, en çok dar gelirliği. Ama şimdi bakın, siz diyorsunuz ki işverenden ne sıkıntısı var? Düşen talep sıkıntısı var. Esnaftan ne sıkıntısı var? Düşen talep sıkıntısı var. Ne sıkıntısı var? Artan maliyet sıkıntısı var. Ne sıkıntısı var? Orada rakamları okudunuz. Yükselen faiz sıkıntısı var. Yani iş dünyası da neden bu açıdan önem vererek oradan başladım? Çünkü yatırımı yapacak olan onlar, işi yaratacak olanlar büyük ölçüde onlar. Ama orada da büyük sıkıntı var. Fakat daha önemlisi, İki tane noktanın altını çizmek istiyorum. Şimdi canı yanan, esas gün içinde canı yanan daha dar gelirliler. Şimdi bunları bir anlamda meslek grupları olarak, işçiler, esnaf, çiftçiler olarak sıralayabiliriz, işsizler olarak. Ama bunların bir özelliği var. Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yüksek oranda oy veren kesimler. Özellikle de bakın, geçenlerde bir tablo yayınlandı. O çok ilginçti. 1200 liranın altında ücret alan 2,5 milyon insan var. 1200 liranın altında, dikkat edin. Asgari ücret 2000 lira. Onun altında ücret alan 2,5, hatta çok daha fazla insan var. Şimdi bunlar kayıtsız oldukları için çoğunlukla tespit edemiyoruz. Kayıtsız, tabii kayıtsız veyahut da neyse, o bölümüne çok girmeyelim. Farklı ücret ödeme biçimleri diyelim ona. Şimdi bu seçmen AKP'nin aslında en yüksek oy aldığı seçmen. Şimdi en çok kimin canı yanıyor? Bu AKP anlamda seçmeni. AKP'nin tabanının canı yanıyor. Yani şimdi burada şöyle bir durum var. Genellikle işler iyiye gittiği zaman, mesela biz hatırlarsanız yoksulluk döneminde çok konuştuk. Dedik ki yani yoksulluk çok söz ediliyor ama niçin vatandaş yoksulluktan etkilenmiyor? Şimdi dünyada araştırmalar hep şunu gösteriyor. Eğer ekonomi kötüye giderse ve bugün olduğu gibi vatandaşın işsizlikten, hayat pahalılığından çektiği geçim sıkıntısı can yakarsa, ki can yakarsa burada ben hani bir sosyolog tarafımda olduğu için, sadece siyasetçi değil, onu çok yaşamış bir insanım, mutlak yoksulluğu çalışmış bir insanım. Onun acılarını da gözümle çok gördüm. Hepimiz de zaten çaresizlik. Hani, çaresizlik her zaman her ailede olabiliyor ama o aşırı yoksullarda başkadır. Mesela şöyle bir olay anlatayım size, yıllar öncesinden ama mutlaka bir kemik hastası, evde kronik hasta, mutlaka biraz günde 100 gram olsun peynir verin diyordu. Kesin o peynir parası yoktu. Şimdi buralara kadar gidebilir bu tabii. Biz 1200 liranın altında dediğimiz zaman. Şimdi orada gerçekten can yanıyor. Böyle olunca bütün deniz yükselip de bütün gemiler, tekneler yükselirken o zaman dokunmaz. Ama şimdi özellikle ısraf gibi, yoksulluk gibi ve en önemlisi, bakın çok kullanmıyoruz ama haksız kazanç. Şimdi vatandaş ekonomi sadece böyle bak şu düzeye düştüm, tüketimde şu kadar azaldı meselesi değil. Ekonomi aynı zamanda bir bakış meselesi, göreli bir olay. Yani diyor ki
Bak ben bu durumdayken diyor, bir de bakıyor örneğin mesela saraya gözünü dikmemiş önce. Diyor ki ben diyor kat alıyorsam o da saray alsın diyen adam. Bugün diyor ki ne oluyor bu saraylar diyor. Dün işte ben de diyor 5000 liraya araba aldım ikinci el deyip geziyorum diyen adam. Bugün diyor ki kaç tane uçak bu ne olacak diyor. Şimdi bu anlamda yoksullaşma, bu anlamda ekonomik bunalım aynı zamanda kişilerin bakışını da değiştiriyor ve çevresine daha çok bakıyor. Ben bu durumdayken onun durumuna bak. Burada tabii ki daha az gözün diktiği vergisini veren, düzgün işini yapan işveren ona daha az gözün dikiyor. Ama haksız kazanç hikayelerinde çok hassas olmaya başlıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Sadece bu Türkiye'nin üst düzeyinde değil. Her ilde kendi yakınında görüyor böyle örnekleri. Dün hiçbir şeysi yokken birdenbire bu duruma düşen. Ben size çarpıcı bir şey söyleyeyim, çok üstünde durulmayan. Şimdi ben medyayı bütünüyle her gün yazılı olarak izlemeye çalışıyorum. Şimdi orada çok çarpıcı bir nokta var. Bu seçimlerde genel olarak iktidar taraflısı medya diyelim ve onun yazarları diyelim. Şimdi bir kere şunu görüyorsunuz Semra Hanım, yani hiçbir zaman bu kadar moralsiz girmediler. Hı hı. Emin olun bütününde bazen muhalefetle polemik dışında bu terörle ittifak dışında bir şey yazmıyorlar. Bakın bu kadar kesin söylüyorum. Hiçbir optimizm yok, geleceğe dönük hiçbir şey yok. Ne diyorlar? Terörle ittifak yapıyorsunuz. Tek tek iddia bu hale gelmiş. Şimdi böyle bir durumda bu yazarların bir bölümü, hepsi değil ama önemli bir bölümü devamlı neyi yazıyor biliyor musunuz? Bu düzen bir iltimas düzeni diyor. Bu düzen bir kayırma düzeni. Yani bir öz eleştiri içinde. Biz neden bu hale geldik sorusu, fabrika ayarlarına dönelim. Biz bu fabrika ayarlarına dönelim sorusunu biraz boş veriyoruz. Ama fabrika ayarlarından kastım belki de daha önceki sistem daha iyiydi. Yani daha önceki sistemden kastım belki parlamenter sistem. Bu oralara kadar gidiyor ama daha önemlisi şu, biz 1970'lerde, 80'lerde bu yola, bu siyasi ahlakla çıkmamıştık. Şimdi biz başka bir şey olduk. Şimdi bu da içeriden yani içeride yazarlar bu kadar yazıyorsa ekonomide zorda kalan insan aynı zamanda sadece muhalefetin yoksulluğu, işsizliği, çaresizliği, geçim sıkıntısını dile getirmesi değil. İçeriden de kendisiyle aynı düşünen, kendisine yakın hissettiği insanlar olduğunu görüyor. Yani biz olayı şöyle almamamız lazım. Tüketim düzeyi düştü, vatandaşın otomatik bir tepkisi olur. Ekonomide canı yok. Hayır olmayabilir. Ama bu sefer benim gördüğüm şu, iktidar ekonomideki durumun açıklamasını yapamıyor. Yani yavaş yavaş da onun için, peki böyle oldu sorumlusu kim bunun? Şimdi siz diyeceksiniz ki tamam benim durumum kötü ama bu neden oldu? Şimdi her vatandaş öyle çok derin analizde yapmadan bir sorumlu arama durumunda. Şu ana kadar iktidarın cevabı ne? İktidarın cevabı ne? Ben yapmadım diyor. Dışarıdaki ataklar yaptı diyor. Dış güçler ne kadar adamın kafasına geliyor şu anda soru burada. Çok da girmiyor artık. Hele hele ekonomiyi nereye bağlıyoruz? Bekaya bağlıyoruz. Şimdi bekada ben siyasi iktidar bu duruma nasıl geldi anlamadım. Şimdi sorun %70'i, biraz alaylı söyleyeceğim. %70'i sorun beka nedir diye zeytinyağlısı olur mu diyebilir. Bilmiyor, kelimeyi bilmiyor. Kelimeyi bilmediği için beka söylemi ondan tutmadı. Bakın dış güçler dediği zaman %50-60'lara varan evet sorumlusu dış güçlerdi bir zaman. Şimdi o da düştü. Şimdi onun için son noktaya gelelim. Fatura nereye çıkmaya başladı ekonomide? Yönetimde sorun var. Yani yönetenler bir de 16-17 sene olmuş. 16-17 sene ne olursa olsun bir birikimi var. Bana kalırsa üç şey bir arada gidiyor. Altına özellikle çizelim. Birincisi ekonominin yarattığı durum var. İkincisi vatandaşın, sıkıntıda olan vatandaşın algılamasına yönelik olarak başkalarına bakıyorlar. Diyorlar ki neler var bu memlekette ben bu durumdayım diyorlar. Üçüncüsü iyi yönetilmemişiz diyorlar. Yani bu üçünü, bu paketi birlikte ele almak lazım. Şimdi üçlü paketi açmanızı rica edeceğim ama iki bugüne yansıyan iki önemli unsur var. Bir onları bir ekrana tekrar alalım tabii. İstiyorum. Birisi Milli tabii. Gazete, özür dilerim, Evrensel Gazetesi'nin manşetiydi. Tamam. Verilerle oynuyorlar. Şimdi tabii. Ekonomik veriler derken verilerle oynuyorlar. Bakın milli gelirdi çarpıttılar. Dün şöyle kulislere yansıdı. Damat Berat Albayrak, hani en kötüsü geride kaldık diyen,
artık ikna edemiyor. İkna edemeyeceği için de rakamlarla oynanmasını istedi diye bir iddiaydı. Şimdi birinci verimiz bu. Yönetememenin ötesinde kabahati gizleme çabası söz konusu. Bir diğer önemli unsur Varlık Fonu. Onu da Milli Gazete'den görelim. Milli Gazete'de Varlık Fonu'nun satışa çıktığına dair haberin ayrıntılarına baktığımızda Türkiye'nin bugüne kadar ki elde kalmış, AKP sattı bitirdi ama elde kalmış ne kadar kıymetlisi varsa onların da satılacağı anlaşılıyor. Şurada seçime kalmış 19 gün ve bu 19-18 gün ve bu 18-19 günde saklanamaz bir ciddi ekonomik kabahat var. Dediğiniz gibi herhalde dış güçler de yemediği için artık insanlar bundan ikna olmadığı için bir zordalar ki beka diyorlar. Zordalar ki Mansur Yavaş'a dava, işte zordalar ki o sahte senet meselesi, zordalar ki Kılıçdaroğlu'na ya da İYİ Parti'ye yönelik Süleyman Soylu üzerinden Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener'e bir tehditle başladı. Ne olacağı belli değil. Bunun üzerine bir de ezan meselesi eklendi. Ezan tabii, yalanı tabii, diyoruz ona. Din sömürüsü üzerinden. Evet. Şimdi kendi tabanları bile inanmadı. Kendi yandaş çevrelerden, yandaş yazar dediğimiz isimlerden bile bunun bir yalan olduğuna dair beyanlar dile geldi. Yani bu derece kabahatini gizlemeye çalışan çocuk gibi hem bağırıp hem saldırıp hem de çarpıtmalar yapıyorlar. Evet. Şimdi bu fotoğraf, bu hırçınlık bizi seçime götürüyor. Bu hırçınlığın seçmende bir karşılığı yok mu? Muhalefete yani bir mesela Mansur Yavaş özünde söyleyelim. Sahte bir senet üzerinden Mansur Yavaş'ın suçlanması, sahte seneti veren o değil ki. O ne bilsin sahte, o senet tahsil etmeye çalışıyor. Yani burada bir aslında mağduriyet yaratma değil midir bu? Yanlış yapmıyorlar mı sizce? Tabii tabii. Şimdi kısaca ben bekaya döneyim. Ben bekada şunu söyledim. Şimdi bekayı bile, beka kelimesini kullandılar. Hı hı. Orada bile şunu söylemediler. Bir, yani yeni yeni söylüyorlar. Bu bir var olma yok olma meselesidir. Oradan başlayalım. Yani sizin sorunuzu oradan başlayalım. Şimdi bu doğrudur, yanlıştır. Bu böyle ayrı bir konu. Ben sadece bekanın kelime anlamında tutmadığını söyledim. Ama temel iddia var olma, yok olma mücadelesi. Şimdi sizin sorunuzun cevabı kanımca anahtar orada. Neden var olma, yok olma? Bu durumda da soru şu. Kimin için var olma, yok olma? Şimdi bakın Türkiye 1-200 liranın altında ücreti olan insandan bahsettik ve bunun çekebileceği her türlü eziyeti, acıyı konuştuk. Şimdi siz bu durumdasınız. Sonra diyorsunuz ki bu bir var olma yok olmadır diyorsunuz. Şimdi adam diyor ki durumuna bakıyor. Tamam yani elbet devletin var olmasına önem veriyor. Elbet milletin var olmasına önem veriyor ama ya beni var edemiyorsun diyor. Hı hı. Yani beni var edemiyorsun. Sen şimdi devleti, milleti hepimizi koruyacağını söylüyorsun ama şu halime bak beni koruyamıyorsun diyor. Şimdi burada çok temel bir mesele var. Yani bu beka söylemiyle ilgili olarak. Ayrıca devleti mi kendimi mi var etmeye çalışıyorsun? İkincisi soru o galiba. Burada sizin söylediğinizde ben bu bir şekilde buna tırmandırma diyelim. Yani bir şekilde çatışmayı tırmandırma. Şimdi biliyorsunuz muhalefette genel olarak diyorlar ki ya bu yerel seçimdir. Biz yerel seçim olarak girelim buna. Şimdi doğrusu bu mu? Bence de doğrusu bu. Bu bir yerel seçim. Ama iktidar ne diyor devamlı? Var olma yok olma. Var olma yok olma diyor. Şimdi peki neden var olma yok olmayı açmaya çalışalım birkaç ana fikir etrafında. Birincisi şundan var olma yok olma. Şimdi bakın Cumhur İttifakı oyları %52,5-53 falan 53 kesin söyleyelim. Şimdi biz asgari bir yıpranmadan söz ettiğimiz zaman asgari bir yıpranmadan ki ben onu bekliyorum. Yani çok temkinli konuşacağım ama ben o asgari yıpranmayı bekliyorum. %3-4 oy düşüşü farz edelim. %48'e düştüğünü düşünelim. İki partinin toplamını. Bu ne demek? Mutlaka bu büyük, yani bu gücün toplandığı iktidarı elde tutmanız için size %51 lazım. Demek ki onun altına düşmüşsünüz demek. Yani ne demek bu? Bu başkanlık sisteminin sorgulanması demek. Şimdi buna kim zorladı? Türkiye yalvardı mı toplum? Bu toplum yalvardı mı? Bırakın toplumu. Siyasi partiler mi yalvardılar biz illa bir kişiye bu kadar gücü verelim de ondan sonra o bütün hepimizi tek başına idare etsin? Hayır. Hatta bir adım daha atalım. İktidar partisi mi yalvardı? Aman aman bütün gücü orada toplayalım diye. Şimdi
neye işaret ediyoruz? Biz zorlamaya. Toplum zaten... İktidar partisinin de zorlanmasına. İktidar partisi bile zorlandı. Bunu biz yakın oradaki konuştuğumuz arkadaşlarımızdan biliyoruz. Milletvekili arkadaşlarımızdan konuşmasalar bile onların hissiyatından biliyoruz. Şimdi düşünün ki sonunda bir hükümet bütünüyle yetkilerini başkasına devretti. Şimdi onu uzatmayalım. O zaman onu çok konuştuk, çok önemli. Ama bugünkü nokta ne burada? Şimdi siz zorlayarak bir sistem getirmişsiniz. Şimdi o sistem eğer 50'nin altına düşerse şunu görüyorsunuz. Ben devam ettiremeyebilirim bu sistemi. Yani bir, onun için şuraya getiriyorlar. Ulusal siyasete getiriyorlar. Genel siyasete getiriyorlar. Çünkü aynı zamanda sistemin nesi oylanıyor? Sistemin meşruiyeti oylanıyor. Hmm. Ne kadar yani onun için BK tabii, diyorlar, din bayrak tabii, diyorlar. Tabii. İkincisi şu var tabii. Böyle bir ekonomik darlıkta bir tek İstanbul'un bütçesi 35 milyar dolar. Ve İstanbul büyük bir gelir kaynağı. Yani İstanbul'u açık söyleyelim, büyük bir rant kaynağı. Şimdi 35 milyar dolarlık bir bütçeden olmak başlı başına büyük kayıp. Eğer deyin ki hani İstanbul kaldı, Ankara giderse başlı başına büyük bir kayıp. Akdeniz'de 4 il artı Bursa giderse ne olur? Sadece para olmaz. Ben yine yumuşak bir ifade söyleyeyim, karizma çizilir. Yani işler tersine gidiyor demektir bu, ama ekonomiden ama başka bir şeyden. Tabii bu arada izleyenlerimizin de merak ettiği konuya aslında geldiniz. Sizin elinizdeki veriler nedir? Hakikaten hani diğer iller bazında en son Avrasya'nın anketini gördük, PR'ın anketini gördük. Bu arada PR'ın anketini ben ilk dikkatimi çekişini söyleyeyim. Isparta'nın MHP'li belediye başkan adayı ve belediye başkanı paylaşmıştı. Oradan görüyorum. Mersin, Antalya, evet. Eskişehir, Ankara, İstanbul hepsini alıyor CHP ya da Millet evet. İttifakı öyle görünüyor. Sizdeki veriler neler? İl bazında ben, şöyle dikkatinizi çekenleri konuşalım mı? Şöyle bir şey mı? Yani benim ayrıca bir veri yok. Ben de sizin gibi bütün çıkanları izliyorum. Bu sefer şöyle altını yine çizmemiz gereken nokta şu. Her zaman başta koyduğu birkaç anketle bu seçim bitmiştir diyen iktidar bir şekilde bunu yapamıyor. Onun üstünde duralım. Bakın ilk günden bugüne hala diyemiyor ki şu anket çıkıyor böyle. Ben en çok onun üzerinde duruyorum. Yani neden? Çünkü anketlere güvenmiyorum dedi çünkü aksine. Bu siyasi iktidar, AKP iktidarı bu tür propaganda üstünlüğü sağlayarak, iş baştan bitti diyerek seçim kazanmaya çok alışık. Ve bunu çok iyi biliyor. Bilmesine rağmen bunu yapamıyor. Ben en çok anketlerin kendinden çok beni bu düşündürüyor. Ve bırakın anketlere inanmıyoruz diyorlar. Halbuki senelerce biz ne gördük? Anket üstünden kamuoyunu belirleme gördük. Bu sefer onu yapamıyor. Yani şunu diyorum. Semra Hanım, burada çok çarpıcı bir konu var. Şimdi siz bir seçime giriyorsunuz. Muhalefeti elinize geçirdiğiniz görsel medyada belki %95 kontrolle silmişsiniz. Yok diyorsunuz, muhalefet orada yok. Diğer taraftan diğer medyada aynı şekilde birkaç tane yani bu konuda daha bağımsız, cesur gazete dışında öbür tarafta da yazılı medyada da ele geçirmişsiniz. Sosyal medyada rekabet var ama seçime eşit girilmiyor. Harcanan kaynaklar itibarıyla dolaylı olarak kamu kaynakları devreye sokuluyor. Diğer tarafın bütçesi nedir belli. Yani eşitsiz giriyorsunuz. Bu kadar eşitsizken siz neredeyse haber verme, yorum yapma tekelini elinizde tutarken, bakın kritik bir şey söyleyeceğim, seçim atmosferini belirleyemiyorsunuz. Yani belirleyemiyor. Şimdi sizin sorunuzun ikinci bölümünde açtığınız, efendim yani nedir bu hırçınlaşma? Hırçınlaşma diyelim. Nedir bu tırmandırma, hırçınlaşma? Onun cevabı orada yatıyor. Bütün çabaya rağmen, bütün mitinglere rağmen, bütün medya denetimine rağmen atmosfer tersine gitmeye başladı. Yani bir şekilde kaybedecek tarafı ağır basmaya başladı. Şimdi buradan ben rakamsal sonuçlara ulaşamam. Bu çok zor buradan rakamsal sonuçlar. Ama bütünüyle bu söylediğiniz paket mümkün mü? Bugünden bakarsanız ben hayır olmaz diyemem. Yani sizin söylediğiniz olumlu tablo hayır olmaz diyemem ben. Yani her an için Ankara'yı İstanbul'da kaybedebilirler. Her an için Akdeniz'in dörtte dördünü kaybedebilirler. Her an için Bursa'yı kaybedebilirler. Kanaatiniz nedir? Bazı bir önemli iller bazında hani herhalde bir kanaatiniz yani oluşmuş. Yani bir kere riski mi buluyorsunuz ya da? Tabii tabii şöyle ben yani
Ankara'da gerçekten anketler bile zaten, yani AKP'nin kendi anketleri bile Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi adayı yani Mansur Yavaş'ın önünde olduğunu gösteriyor. Yine anketlerden ki çok sayıda anket, biraz da ben telefonlarla ve tanıdıklarımla falan konuşarak da o kanıyı paylaşıyorum. Yılların tecrübesi sonuçta görülüyorsunuz. Tabii tabii. Yani Hatay'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kesin gözüyle bakılıyor. Adana'da Zeydan Bey'in şansı çok çok yüksek kazanacak deniyor. Mersin öyle. Antalya'da durum çok iyi. Mustafa Bozbey iyi bir tecrübeli bir belediye başkanı. Bütün Bursa tanıyor. Onun avantajı kendisini tanıtmaya hiç ihtiyacı yok. Tıpkı Zeydan Karalar gibi, işte Hatay gibi hiç ihtiyacı yok. Onun için hatta Antalya'da da aynı şey var. Bekir Bey orada da aynı şey var. Onun için yani tanıtma ihtiyacı olmadığı zaman başkanın da şöhreti iyiyse avantaja dönüyor. Şimdi böyle bir atmosferde de haliyle muhalefetin adayları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bizim adaylar öne çıkıyor haliyle. Tavsiyeleriniz ne olur? Şöyle bir fotoğrafın üzerinde herhalde hata yapmamak gerekir bu durumda. Muhalefetin hiç hata yapmaması gerekir. Çünkü karşıda zaten kendisini PKK terörüyle ilişkilendirmeye çalışan, FETÖ ile ilişkilendirmeye çalışan, her türlü yargı silahını da kullanarak ithamda bulunup bunu bir de yasal olarak gündeme getirmeye çalışan bir hırçınlık var. Ne yapmak lazım? Onun altyapısına bakmak lazım. Yani hangi tür seçmen? Biz burada bakın şöyle düşünelim bu olayı. Hiçbir zaman büyük oy değişimlerine heyelan deriz. Heyelan bile olsa, heyelanın bile sınırları vardır. 2002 biraz olağanüstü bir heyelandı. %56 dolayında olan iktidar partisi oyları birdenbire %20'lere falan düştü. Kolay kolay böyle bir heyelan olmaz. Bugün de kolay kolay bu düzeyde heyelan olmaz. Ama bütün mesele küçük oy kaymaları mı, heyelan mı? Yani biz bugün ona bakıyoruz. Bunu kim bugün çok iyi ölçüyorum derse ben çok inanmam. Ama ben oy düşüşünü kesin görüyorum. Şimdi oy düşüşü kesin olunca da bizim burada heyelan meselesinden ayrı olarak, büyük oy kaymalarından ayrı olarak şuna bakmamız lazım. Hangi, nasıl bir kesitten söz ediyoruz? Nasıl bir kesit? Yani burada söz konusu olan, şöyle ben size basit örnek vereyim. 53'ten 48'e düşme dedik ya az önce, 5 puanlık bir kayıp. Bu 5 puanlık kayıp ne demek biliyor musunuz? Doğu'da ve İç Anadolu'da ortalamalar ve sonuçlar daha belli olduğuna göre büyük bölümünde bu şu demek, yarışın en çok konuşulduğu illerde 5 puanlık kayıp oralarda belediyelerin el değiştirmesi demek. Çok açık. Ben onun için 5 puana bakıyorum. Yani biz bazen de çok beklenti ayarı yapamıyoruz, çok uçuyoruz. O da sonra hayal kırıklığına yol açıyor. Ama 5 puanlık bir düşüş, 47-48'e düşse ben o bantta bakıyorum. O bantta bütün söylediğiniz iller AKP açısından tehlikeye girer. Bunu çok açık söyleyeyim. Şimdi burada öyle olunca neye bakıyorlar? Şimdi tırmanmanın o düşünce altyapısını anlayabildiğimiz kadarıyla ortaya çıkartmaya çalışalım. Şunu yapmaya çalışıyorlar. İki tür seçmen var. Birincisi AKP'ye oy veren pragmatik seçmen. Yani bir şekilde var bunlar. Şimdi AKP'de ne var? Çok kuvvetli lider seçmeni var. Şimdi bu lider seçmeni zor çözülüyor. Muhafazakar, dini muhafazakar seçmen var. Ben orada çok oy kayması beklemiyorum açık söyleyeyim. Ekonomiye rağmen beklemiyorum. Dini muhafazakarda. Ama iki kategori daha var. Bir de hassas partili var. Hep oraya vermişim, o benim partim falan. Her partide var bunlar. Ama iki grup seçmen var ki AKP'de. Zaten bakmamız gereken kesit onlar. Birincisi pragmatik seçmen. Yani ben veriyorum çünkü işler iyi gittiğine inanıyordum. Ama bu sefer işler kötü gidiyor. Biraz dur liberal bakalım, anlayış diye bir bakalım. Ders verelim. Tabii bir ders verelim. Bir de başka tarafı deneyelim. Zaten iktidar bile değişmeyecek ki. Başkanlar değişecek. Belki onlar gelir. Adam da güzel konuşuyor. Daha iyi yapar. Yüzde karşılığı tabii. Nedir? Şimdi bir rakam vermeyeyim. Ama ikincisi yani hem bu böyle bir... İkincisi esas büyük kategori başka bir yerde. Hırçınlaşmaya gelelim şimdi. O şu. Şimdi benim hesaplarıma göre, burada biraz hesaba dayalı konuşacağım. Son anketler şunu gösteriyor. Türkiye'de büyük bir yorumlamamız gereken, daha yeterince yorumlamadığımız bir kültür kayması oluyor. Siyasi kültür kayması oluyor. Şimdiye kadar din merkezli muhafazakarlık, dini muhafazakarlık diyelim, kaba olsun, hep ön planda ve en önde çıkarken şimdi o
milliyetçiliğin yanında ikinci plana düşüyor anketlerde. Hmm. Şimdi büyük bir milliyetçilik çıkışı var. Şimdi bu milliyetçilik çıkışını daha böyle biz bir işte illa hani kendi anladığımız anlamda ulusal değerler, ulusal bağımsızlık falan böyle almayalım ilk planda. Bu biraz çok daha muhafazakar bir milliyetçilik de olabilir. Çünkü iktidar partisi de hep ne diyor? Türkiye tehdit altında bölünecek, parçalanacak. Onun için de milliliğin çok öne çıkması söz konusu olabilir. Ama ne olursa olsun toparlayalım. Bir milliyetçi muhafazakarlığın veya milliyetçiliğin öne çıkması var. Şimdi burada konu şu. Bu özellikle üç parti arasında. Bir grup seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Bir grup seçmen Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Bir grup seçmen de en çok yani oran olarak temsil edildi İYİ Parti'de. Şimdi buradaki bütün korku, buradaki bütün korku şu. Biz MHP'de tuttuğumuz sürece zaten bu seçimde kimin ne oy aldığı belli olmayacak. Hı hı. O onlar der ki MHP der bizim oy, oyumuz biz deriz. Olacak. Bizim oyumuz kedi malum Nasrettin Hoca'nın hani et ve kedi hikayesi döner biter. Ama şimdi şöyle bir durum var. Bunlar eğer İYİ Parti'ye gitmeye başlarsa, Millet İttifakı'na gitmeye başlarsa sorun var. Şimdi benim kanım, benim yorumum ama bu anketlerden ve başka yerlerden o Millet İttifakı'na gitmeyi görüyorlar. Hmm. Onun için tırmanma ne eksen üstünden. Buradan kayma tabii arası. Bu yani neden bu kadar PKK ittifakı? Çünkü %1'lerle olacak bu iş. Bizim onun için ezan bayrak PKK. %1 ezan bayrak ondan sonra ağırlıkla milliyetçi temalar ona dikkat edin. Hmm. Hep yani en önemli yazarların kendilerinde yani iddia olarak, iddia gücü olarak en çok buldukları şey bak bunlar terörle ittifak yapıyorlar iddiası. Şimdi çok son derecede asılsız yani. Son derece asılsız. Şimdi HDP oylarını götürecek. Bir de yani şu mesele şu. PKK falan burada şu bu söz konusu değil ki. Biz Kürt vatandaşlarının oylarından bahsediyoruz burada. Yani daha önceden Kürt kökenliyim deyip veyahut olmadığı halde HDP'ye oy veren insanlar. Şimdi bunlar AKP'ye de oy verdiler. Hatta ben size söyleyeyim. Araştırmalar neyi gösteriyor? HDP'nin seçime katılmadığı yerlerde ciddi bir oranında AKP'ye oy vereceğini gösteriyor. O zaman şimdi biz AKP'ye ne diyeceğiz? HDP'nin oylarını alıyor diye. Yani bütün o mesele oylar üstünden dönüyor. Tabii burada bu milliyetçi muhafazakarlıkla HDP oylarını küstürüyorlar. O oluyor zaten, o oluyor. Belki de oradan kaçırıyorlar o politikayla ama bütün mesele işte Ankara'yı düşünün. Ankara'da hepimizin gördüğü şekilde Mansur Yavaş daha çok MHP oyu alabiliyor. Belki işte İYİ Parti daha çok oy çekebiliyor. Onun için de en ufak bir meselede yani yoktan var edip vay evimize bizim tahsildar gelecekmiş, o adam PKK olacakmış. Şimdi yani bu artık yani hani suyunu çıkartma iddiası bu. Başka bir şey söylese hani lafa yani benzemiyor bir şeye. Şimdi özet diyelim biz toparlayalım. Hı. Buradaki ana mesele şu milliyetçi oylardaki oynamadan korkma. Onun için de evde tutmak için. Aman komşuya gitmesin, dışarıya gitmesin diye ne yapıyorsunuz? Tırmandırıyorsunuz. Neyi tırmandırıyorsunuz? Şimdi bağlayalım örnekle. Diyorsunuz ki bakın o siz şimdi Meral Akşener diyorsunuz. Bakın onun akıbeti belli değil diyorsunuz. Hı hı. Mansur Yavaş için bir dava getiriyorsunuz. Bir his yaratmaya çalışıyorsunuz. Yani akıbeti belli değil. Şimdi bu hep hangi hep. Hangi eksen üstünde bu? O işte milliyetçi eksen üstünde. Evet, tırmanma evet. Onun için. Bir de şuna bağlayalım son. Ben hı-hı. içim rahat etsin. Hı-hı. Bir de şuna bağlayalım. Yani burada gerçekten bu sistem böyle değildi. Buna gerek yoktu. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi %38 ile de pekala Türkiye'yi yönetebilirdi. Ama siz kendiniz %50 koşunu koydunuz. %50 olunca haliyle ne diyorsunuz? Var olma yok olma. Var olma yok olma. Kimin var olması yok olması? İktidarın. Ve en büyük korku bakın iktidara bugün eğer benim gördüğüm ısrarla şikayetçi olduğu halde bu seçimde sandıkta götürüp oy verecek olan varsa o konumu kaybetmek korkusu. Evet. Gayet açık ve net özetlediniz. Şu ana kadarki seçimin fotoğrafını çok net çektiğinizi düşünüyorum. Sencer Hayat'a çok teşekkürler. Ederim, sağ olun. Şu saate kadar ekonomi belki bu kadar önde değildi.
Son olarak onu sormuş olayım ama bu hafta itibariyle ekonomi artık çok ciddi o stagflasyon diye tabir edilen durgunluk, işsizlik ve enflasyonun bir arada olduğu bir zorlukla gündemimizde olacak görünüyor. Bu son düzlük dediğimiz son 15 günü etkileyecek görünüyor. Bunun ayrıca vurması, bu seçim sonuçlarını etkilemesi ihtimali var mı? Onu da bir değerlendirelim. Var var, şöyle var. Bakın şimdi bizim belediye başkan adaylarımız ve bütün belediye başkan adayları, dikkat edin, sadece bizimkiler değil. Şimdi hükümet gibi konuşuyorlar. Hı hı. Mesela işsizliği azaltacağız. Hı hı. Yatırımlar. Şimdi belediyeler bu tip faaliyet yapar mı? Yapar altyapı. Ama şimdi Semra Hanım, hayati bir şey söyleyeceğim. Bizim belediye başkan adayları dahil ve genel olarak muhalefetin, Millet İttifakı'nın söylemiyle vatandaşın günlük söylemi örtüşüyor. Ama iktidarınki örtüşmüyor. Hı hı. Siz şimdi adam 1200, hep oraya dönelim. Adamın o gün canı yanmışken siz adama diyorsunuz ki, yani bakın şu benzetme yapalım. Adamın kafası yarılmış, kol çıkmış, bacakta iki tane kırık var, alçılar içinde yatıyor. Ya sen bir hafta sonra 90 dakika maça çıkacaksın, oynayacaksın diyorsunuz adama. Adam diyor ki yani git işine, alay etme benimle diyor. Yani bu tablodan bile biz şöyle ekonomide başarılıyız. Ekonomi şöyle iyi dediğiniz zaman artık o iş alaya gidiyor. Evet, ve inanmıyor kimse. Bizim belediye başkanları bence biraz hükümet gibi konuşuyorlar ama bol miktarda günlük işsizlik, geçim sıkıntısı konuşuyorlar. Şimdi ben son da şöyle kapatayım. Muhalefet olarak yalnız dikkat etmek lazım. Dış güçler söylemini hiçbir zaman çok boş vermemek lazım. Bakın BK'dan ayrı. BK'yı anlamadı, kelimeyi anlamadılar zaten dedim. Hı-hı. Ama dış güçlerde, hı-hı, genel bir hassasiyet var. Bana kalırsa bundan sonra oradan yüklenme olacak dış güçlerden. Yani şöyle bir mantıkla kısaca. Efendim bakın, atak oldu. Atağı nasıl kontrol altına aldık? Ondan sonra bu dışarıdan kaynaklandı. Yoksa biliyorsunuz biz bu düzeni çok güzel götürüyorduk. Buna karşı cevap bulmak lazım. İki, ne olursa olsun o ekonomik hikayeye karşı benim kanım, bir başka ekonomik hikayeniz olmadı ki. Sadece öfke, tepki, nefret oyu olmasın. Biraz da inanarak versin. Yani son cümle. Şunu kastediyorum onda. Diyecek ki, bak onlar bu sefer içinden çıkamadılar, gördüm. Hı hı. Ama bunlar çıkabilir. O hissi vermezseniz, o hikayeyi de yazmazsanız biraz orada tıkanık. Boş bırakmayalım diyorsunuz. Benim endişem odur. Bir çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür net ederim. Net fotoğraf çektiğinizi düşünüyorum Sencer Hoca. Sağ olasınız. O son olarak vurguladığınız konunun önemli olduğunu, hala konuşmadığımızı, konuşma fırsatımızın olmadığını vurgulayalım. Çünkü aksi takdirde AKP seçmenini sandığa götüremezsiniz, ikna edemezsiniz. Tabii. Bu da size yaramaz sonuçta. Zaten AKP'nin olarak bütün uğraştığı hangi kategori? Bir şekilde ben kararsızım diyen. Kararsız değil aslında, bir şey var ama kararsızların artmış olması oradan zaten korkuyor. Memnuniyetsizliği o kendi seçmenini kazanmaya çalışıyor. Ha, son cümle, o zaman söz vermiştim ama son cümle. AKP açısından ben size özet bir anahtar kelime vereyim. Bu seçim AKP açısından pozitif şeyler söyleyerek kazanma değil, caydırma seçimi. Yani oraya verme seçimi. Kritik kelime burada caydırma. Anlaşıldı. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Tabii sizin bu uyarılarınız herhalde muhalefet partilerinin dikkatle takip edeceği ve son düzlükte hızlı adım atması ben gereken biraz yazıyorum falan verileri yani, sağlıyor. Yani. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok faydalandık. Evet, reklamdan sonra karşınızda olacağız sevgili dostlar. Güne yansıyan önemli gelişmeler var. Gebze Halkalı Marmaray hattı açıldı. Açılır açılmaz da arıza verdi. Halk TV.com.tr'den hemen onu yansıtacağım sizlere. Bizden ayrılmayın.